oldu. Herkes abinin. Ay benim topraklarım, canlarım gelmiş bu akşam. Abilerin, dedelerinin yanına çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Görüldüğü ve bilindiği gibi bu ara çok yoğun sahne performanslarımız devam ediyor. Bugün de çok özel bir İstanbul içindeyiz, Beşiktaş'tayız, Fulya'da. Benim yıllardan beri sahne koordinatörlüğünü yaptığı kardeşim, grubumun şefi olan kardeşim Tamer, çok cici, çok muhteşem bir mekan açmış. Değerli ortaklarına da, kardeşliklerine de çok teşekkür ediyorum. Biz de o kalbi bütünlükle buradayız bu akşam. İçerisi çok güzel. Biraz sonra sahneye alacağım. Duyanlara, duymayanlara başlayacağım. Sonra benim hemşehrilerime Karadeniz'den güzel tulum kemençe şarkılar söyleyeceğim. İyi sahneler bana. Abi, çok güzel efendim, çok mükemmel. Ben şeyi çok merak ediyorum, sevenleriniz de bunu merak ediyor. Karadenizli kanınız her zaman içinizde ve bunu sahnedeki ruhunuza da yansıtıyorsunuz. Ama gençliğinize baktığım zaman, gençlikte Cengiz Kurtoğlu nasıldı? Yine böyle deli dolu bir karaktere mi sahipti? Hırçınlığım, o sinirliliğim dışarıda mevcuttur. Ama toplum içindeki sorumluluğumu bildiğim için muaşeretimi sonsuza kadar koruyacağım ve kolluyorum zaten. Ayrıca Karadeniz, tabii ben Karadenizliyim ama ben Doğu, Batı, Kuzey, Güney ile bir evin evlatları gibiyim. Kalbimi öyle paylaştım 40 küsur yıldan beri. Hepsi bizim çok değerli büyüklerimizdir. Bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır, benim canlarımdır. Al bayrak, vatan, millet bölünmez. Öyle bir kalbi yıllardan beri taşıdım ve sonsuza kadar da taşıyacağım. En çok sizi ne sinirlendirir? Ya beni en çok, benden çok konuşanları çok ikaz ederim. Onun haricinde hani herkesin yıllardan beri dediği gibi hani riya, yalan, onlara girmeyeceğim ben. Terbiyeye çok dikkat etmeleri lazım, usluba çok dikkat etmeleri lazım. Büyüklerine, küçüklerine olan saygılarını, sevgilerini, muaşeretlerini çok iyi yaşamaları lazım. Onun haricinde sinir sistemim sağlıklı. En sonunda efendim bir mekandaki olay çok fazla konuşuldu, orada bir saygısızlık vardı. Oldu, o mekan gibi değildi, o bir davetti böyle 10-15 kişilik yerde. Tanımıyorum zaten o insanları ben. Benim çok değerli büyüklerim işte İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay abim, benim meslek Ümit abimde yaş farkımız yok ama bir iki yaş farkımız var. Bir böyle usturupsuz bir kelime geçtiği için kamera kayıtlarında da zaten her şey yasal. Öyle fiziksel bir dokunma, fiziksel bir hareket yok. Yalnız bağırma çağırma var. İyi ki de bağırmışım yani, o başka bir şey. Çünkü bir şey daha sor. Peki, 93'ten beri taverna hayatınız mükemmeldi. Evet. Hanımefendi şu an bir röportaj. Yok bir dakika, sen şeyin Kılıçdaroğlu'nu sordu. Sen hangi basındansın? Ben Credit Wide Line. Gel evladım bu tarafa, ondan sonra. Bir yanıma gelme, oraya gel, ondan sonra bir bitireyim ben. Peki. Evet. Orada bir saygısızlık oldu büyüklerimize karşı. Saygısızlık olduğu için ben de koruma vaziyetindeydim. Çünkü yalnız ben oradaydım. Onu ikaz ettim, başka bir şey yok. O dışarıda kendisi kafasını mı vurdu duvarlara, ne yaptıysa. Öyle bir konu, mahkeme devam ediyor. Evet. Sıkıntı yok. Kendisi fazla şey diyor işte, bıçakla geldiği saldırı. Ya Karadeniz şivesiyle sıkıntı yok. Oraya zaten keseceksiniz başımı. Teşekkür ediyoruz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Bir tanem, sevgiler, sağ ayaklarınıza, evet, sağlık. Tamam. Gel bir tanem şimdi. Bir fotoğraf alalım. Osman Bey'le birlikte. Osman Bey'le birlikte. Osman'ım gel.